Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına tekrar hoş geldiniz. Price Action ders videoları serisi devam ediyor. Range sistemlerini, range çeşitlerini anlatmaya devam ediyorum. Bir önceki videoda hacimsel range'leri anlatmaya, value area'yı anlatmaya başlamıştım. Daha doğrusu başlayamamıştım. İlk önce klasik range'i anlatmıştım. Çünkü bu range'ler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları anlayabilmeniz açısından bir klasik range'den mecburen yine bahsetmem gerekiyordu. Ve onun sonunda da, o videonun sonunda da bir value area'yı, money zone'u, hacimsel range'i tanıtmıştım sizlere genel olarak. Şimdi bu videoda daha ayrıntılarına gireceğiz ama maalesef bir videoda bitmeyecek kadar uzun bir konu ve önemli de bir konu. Bu ekrana, bu görüntüye tekrar döneceğiz, tekrar edileceğiz. Ondan önce hacim profilini sizlere göstermem ve anlatmam gerekiyor. Tekrar bunun detayına gelebilmek için şimdi hacim profiline gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, TradingView'in premium olmayan hesabındayım. Volume, hacim diye hacim profili indikatörlerini aratıyorum. Bakın şuradaki 3 tane indikatör, 3 tane indikatör arkadaşlar, TradingView'in kendi içinde gömülü olan, yani kullanıcıların oluşturduğu indikatör değil, TradingView'in kendi koyduğu indikatörlerden bazıları. Şurada benim arattığım 3 tane hacim profili ile alakalı indikatör. Şimdi üstüne basalım arkadaşlar. Ne çıkacak? Hacim profili premium olmak gerekiyor. Ve bakın ne diyor? Öneminin TradingView'de farkında. Ucuz bir şey değil bu diyor bize. Yani her indikatör, yani gömülü indikatörlerin %90'ı açık bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ama buna ulaşamıyorsunuz. Enteresan. Ne diyor? En çok işlem gören fiyatları vurgulayan son derece değerli bir araçtır. Hacim profili genellikle yatırımcılar tarafından temel destek ve dirençlerini belirlemek için kullanılır. Böylece işlemlerini zamanlayabilir ve karlarını en üst düzeye çıkartabilirler. Arkadaşlar, hacim profili çok önemli. Hacim profilinin çok önemli olduğu, value area'nın, hacimsel range'in çok önemli olduğu ve ciddi bir parayı hak ettiğini, TradingView de bunu size direkt vermeyerek, premium hesap alma zorunluluğu getirerek zaten gösteriyor. Diğer bütün kodlar açık kaynak var. TradingView'in sunduğu gömülü kodlar, kendi sisteminde bulunan kullanıcıların eklediği, bunu size premium olarak sunuyor. Aynı şekilde diğerlerini de. Şimdi geçelim biz premium hesaba. Premium hesaptan bu hacim profili neymiş bir bakalım, inceleyelim. İki tanesini inceleyeceğiz. Ondan sonra value area'ya geri döneceğiz. Bizim çizdiğimiz value area'ya geri döneceğiz. Premium hesaptayız arkadaşlar. Buradan açalım hemen bir hacim profiline. Şimdi ben bir ikisini de açayım. Öncelikle şunu ve şunu açalım, ikisini de, sonra da kapatalım. Şimdi arkadaşlar, ilk gördüğünüz şuradaki skala arkadaşlar size neyi gösteriyor? Bu hacim profili. Bu görünen hacim profili diyelim. Neden görünen hacim profili olduğunu size göstereceğim. Şuradaki skala, şurada gördüğünüz, ekranda gördüğünüz mumların, bakın ekranda gördüğünüz mumların hacim skalası, hacim göstergesi, hacim grafiği arkadaşlar. Şimdi ben tutup da grafikte görünen alanı değiştirirsem, bakın görünen alanı değiştirdim. Gördünüz mü? Skalada değişiklik oldu. Birazcık daha çekelim. Şöyle yapalım. Şöyle yaptım. Birazcık daha genişlettim. Bakın gördünüz mü? Neden değiştiriyor şuradaki görünen çubukları? Gördüğü mum sayısı. Ekranımda gördüğü
mumların hepsini alıyor, hesaplıyor ve ona göre hacmi çıkartıyor, hacim profilini çıkartıyor. Hacim yapısını gösteriyor. Peki bu hacim yapısı neyi gösteriyor bize? Yani görünen yerin, bakın şimdi küçülteceğim, gördüğü yeri alıyor. Birazcık daha yaklaştıralım. Ha, bakın. Gördüğü yerlerin hacmini belirledi. Neyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın şu renkli olan kısım, renkli olan kısım arkadaşlar, en yüksek hacimli olan, yani şurada gördüğü mumların en yüksek hacimli olduğu alan arkadaşlar. En yüksek hacimli olduğu bölge. Şuradaki kırmızı çubuk ise bütün bu ekranda gördüğümüz, bütün bu ekranda gördüğümüz mumların işlem hacimleri baz alındığında şuradaki fiyat arkadaşlar, şuradaki fiyat işlem hacminin en yüksek olduğu fiyat. Bu fiyatta işlem hacmi en yüksek olmuş arkadaşlar. Bu fiyat mesela bu grafik için kaç? 77,50. Ve bakın burası nasıl bir destek ve direnç gibi çalışıyor. Nasıl bir destek ve direnç gibi çalışıyor. Görüyor musunuz? Destek gibi çalışmış. Altına inmiş, direnç gibi çalışmış. Altında direnç gibi çalışmış. Üstünde destek gibi çalışmış vesaire. Gayet güzel. Destek ve direnç gibi çalışıyor. Peki niye şurası renkli de diğerleri daha silik? Arkadaşlar bu özel bir hesaplamayla hesaplanıyor. Manizonun anlatırken, Valio Are'yı tanıtırken size demiştim ki hacmin biriktiği %70'lik alanı baz alıyor demiştim. Bir katsayıyla çarpıyor demiştim. Ona göre hesaplıyor demiştim. İşte o alanı hesaplıyor arkadaşlar. Şu koyu maviyle gösterdiği yerler o hacim alanını hesapladığı, hacmin biriktiği, hacmin birikim yaptığı %70'lik alan. O yüzden arkadaşlar bunun en yüksek noktası, yani şu renkli noktanın, renkli bölgenin en yüksek noktası Valio Aria High, en düşük noktası Valio Aria Low oluyor. Kırmızı çizgi de Point of Control noktası oluyor. Burada gördüğümüz mumların arkadaşlar. Şimdi bakın 5 dakikalık grafiğe gelelim. Bakın yaklaştırdım. Şu 5 dakikalık şu ekranda gördüğümüz mumlara baktığımız zaman bakın hacim bölgesi olarak burayı çiziyor. Hacim bölgesi olarak burayı çiziyor. En yüksek hacimli noktası, point of control noktası burasıymış. Altını çiziyorum. Buraya dikkat. En yüksek hacimli noktası bu hacim profilinin, ekranda gördüğümüz mumların hacmini hesaplayan şu hacim profilinin en yüksek hacimli noktası bu nokta arkadaşlar. Şu nokta. Ve burası point of control noktası olarak adlandırılıyor. Valio Are'yi anlatırken de point of control noktasına bahsetmiştim. Biraz sonra yine geleceğiz. Hacimsel range'e geldiğimizde burası point of control noktası. Şuradaki renkli alan ekranda gördüğümüz bütün mumların hacmi hesaplanıyor. Onların işlem hacminin %70'lik biriktiği kısım renkli mumlar şeklinde gösteriliyor. Renkli sütunlar halinde gösteriliyor. Bu sütunların en yüksek fiyatlı noktasına Value Area High, en düşük fiyatlı noktasına Value Area Low deniyor. Value Area hacim, buraya hacim alanı. En yüksek noktasına Value Area High, yani VAH. En düşük olduğu noktaya Value Area Low, yani VAL deniyor kısaltmasıyla. En yüksek hacimli noktaya Point of Control noktası deniyor. VAH'la VAL'ın arasında kalan bu bölgeye ise hacimsel range ya da value area deniyor arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar şu alan ve şu point of control noktası bir range mantığıyla hareket eder. Bir range mantığıyla düşünebilirsiniz. Bunu biraz sonra value area'ya geldiğimizde daha detaylı gireceğiz. Belki bu videoda gelemeyeceğiz. Bu videoda belki sadece hacim profili üzerine duracağız. Bir sonraki videoda belki geleceğiz. Ama arkadaşlar gördüğünüz üzere şu gömülü olan premium hesaplarda kullanılan bu indikatörü kullandığınızda görünür mumların,
görünür mumların arkadaşlar neyini hesaplıyor size? Hacmin biriktiği %70'lik alanı buluyor. O alan size bir range oluşturuyor. Üst noktası en yüksek fiyatlı noktası value area high, en düşük fiyatlı noktası value area low, en yüksek işlem hacimli noktası point of control noktası. Şuradaki silik sütunlardan buradaki renkli sütunlara ayırıp da value area'yı hacim alanını oluşturmasının sebebi işlem hacminin görünen bu mumların hepsinin işlem haciminin en yüksek miktarının %70'lik miktarının burada birikmiş olması arkadaşlar. Burada birikmiş olması. Şimdi bunu anlattık. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Buranın yani bunun üstünde long piyaslı, bunun altında short piyaslı ya da burası destek direnç gibi çalışır gibi düşüneceğiz dedikten sonra arkadaşlar bakın şurada burası zaten sütun itibariyle bakacak olursanız en hacimli nokta burası, en yüksek hacim çubuğu burada oluşmuş. Diyeceksiniz ki şurada da yüksek bir nokta var. Evet, orada da yüksek bir nokta var. Zaten buradakilerin toplam işlem hacmi %70'lik alanı oluşturduğu için burayı çizmiş. Ama en yüksek hacimli noktayı, en yüksek hacimli nokta sütunun uzunluğuna bakacak olursanız en uzun sütun orası olduğu için orayı alıyor. Şimdi mesela 30 dakikaya bakalım. 30 dakikaya baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Ekranda gördüğümüz, şurayı da bir kapatalım. Ekranda gördüğümüz şu mumların arkadaşlar hacim profilini buraya yansıtıyor. Baktığımız zaman en yüksek hacimli nokta neresiymiş? Şu iki sütun. En yüksek hacimli sütunsa bu. Point of control noktasını buraya çiziyor. Diyor ki en yüksek işlem hacmi bu fiyatla gerçekleşmiş. Şu görünür mumları aldığı zaman. Ben bunu küçülsem biraz sonra değiştireyim. Değişecek. Ve diyor burası diyor destek direnç gibi çalışır. Nitekim bakın 1, 2, 3 kere direnç olarak çalışmış. Hatta şurada direnç olarak çalışmış. Hatta şurada direnç olarak çalışmış. Hatta şuradan yukarı çıkarken bir test etmiş. Aşağı inerken bir destek olarak çalışmış. Burası şurada ekranda gördüğümüz alanın point of control noktası arkadaşlar. Yani en yüksek hacimli noktası. Gördüğümüz mumların. Bu mumların burada gördüğümüz mumların işlem hacmini alıyor, hesaplıyor. İşlem hacminin en çok biriktiği toplam buradaki işlem hacmini topluyor. %70 ile çarpıyor arkadaşlar. En yüksek hacmin biriktiği yerleri şöyle renkli sütunlar halinde çiziyor. En yüksek %70'lik işlem hacmi burada birikmiş. Bunun en yüksek fiyatlı noktası value area high. En düşük fiyatlı noktası value area low. Hacim alanının en yüksek fiyatlı noktası value area low da en düşük fiyatlı noktası. Bunun ikisinin arasında kalan alan ise value area hacim alanı ya da money zone olarak adlandırılıyor. Buna da hacimsel range deniyor. Bu da hacimsel range'in kalbi olan point of control noktası oluyor. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada anlattığım şey ve biraz sonra şu indikatörde şu görüntüde anlatacağım şey value area hacimsel range'de anlattığım şeyle aynı şey olacak. O yüzden bunu anlamak çok önemli. Bunu anlamak çok önemli. Neyle aynı şey olacak? Hemen gösterelim tekrar. Bununla aynı şey olacak arkadaşlar. Bununla aynı şey olacak. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Ama biz bunu kullanacağız. Bunu baz alacağız. Ama bunu anlayabilmemiz için ilk önce hacim profilini anlamamız gerekiyor. Hacim profilinin önemini kavramamız gerekiyor. Çünkü bu hacim profiliyle oluşuyor. Zaten anlattım. Hem bunu anlatırken, bunu tanıtımını yaparken genel videoda hem de şimdi biraz önce hacim profili indikatörü üzerinden gösterirken. Şimdi dönelim tekrar o ekrana, ikinci indikatöre bakalım. Evet.
Ha, şunu unutmayın. Bakın bu bir tanesi VP volüm profil value range volüm profil value range sanırım. VPVR olan arkadaşlar. Görünen ekran değiştikçe değişir. Ekrandaki mumları baz alarak yapar, hesaplar. Şimdi gelelim buna geçmeden önce, şuna geçmeden önce arkadaşlar, şuna geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Şu indikatörü göstermek istiyorum. Bu bedava olarak açık kaynak kod olarak TradingView'de var. Hacim profili kodun ismi de arkadaşlar. Bu kodun özelliğini, bu da yine hacim profilini gösteriyor arkadaşlar. Nasıl gösteriyor hacim profilini? Histogram halinde, sütunlar halinde gösteriyor arkadaşlar. Şurada mesela en yüksek hacimli noktayı nereye olarak belirlemiş? Bura olarak belirlemiş. Bu ekranda gözüken mumları almıyor arkadaşlar. Bu mesela şu anda orijinal ayarı 200, son 200 barın alıyor. Yani siz bunu değiştirip de 150 yaparsanız son 50 barın alır arkadaşlar. Bakın. Son 50 barın en hacimli alanlarını size belirledi. En hacimli alanı neresiymiş? En yüksek alanı burasıymış. Nitekim ne yapmış son 50 barı aldığın zaman? Burası da destek direnç gibi çalışmış. Böyle bir indikatör de var arkadaşlar. Yani say istediğiniz mum sayısına göre 75 yapalım. Son 75 mumun en hacimli alanına bakın çalıştırmış. Ne dedik? Hacim profilinde point of control noktası yani en hacimli fiyatın olduğu yer destek direnç gibi çalışır dedik arkadaşlar. Burada bir range'den bahsetmiyoruz arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Burada bir range'den bahsetmiyoruz. Çünkü bu bölgeyi kendimiz belirliyoruz. 60, 70 her neyse kendimiz belirliyoruz. Ya da 200 orijinal ayarında olduğu gibi. Böylelikle belirlediğimiz bölgenin en hacimli noktasını çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu indikatörden nasıl yararlanabilirsiniz? Şu şekilde yararlanabilirsiniz. Ben çok yararlanıyorum, kullanıyorum. Örneğin bunu ben şimdi 200 yapayım yine orijinal ayarında 5 dakikalık da bakıyorum. Son 200 tane 5 dakikalık muma baktı. En hacimli bölgeler neresiymiş? Burası. Burası. Diyorum ki bakıyorum fiyat burada bir bölgeyle çakışmış mı? Çakışmış. Ha diyorum fiyat buraya geldiğinde buradan tepki alma olasılığı var. Fiyatın buradan tepki verme olasılığı var. Burada bir ne var? Demand bir bölge olma olasılığı yüksek. Niye? Burada bir alıcı satıcı kavgası olmuş. Yine fiyat buraya geldiğinde alıcı satıcı kavgası olabilir. 30 dakikalığa dönüyorum. Bakın. Fiyat yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. 200 tane son 200 tane mumu tarıyor. Fiyat yükselmiş, yükselmiş. Sonra nereye düşmüş? Bakın. Buraya düşmüş. Buranın özelliği ne? En yüksek hacimli olduğu nokta. Histogramın en yüksek hacimli olduğu nokta. Fiyat oradan dönüyor. Ne yapmış? Destek direnç olarak çalışıyor. Bunun farklılığı ne? Şundan. Bundan değil, bundan. Bu görünen mum sayısını alıyordu. Ekranda görünen, yani TradingView'in kendi ücretsiz indikatörü, ekranda gözüken mumları sayıp hesaplıyor. Bu ise sizin verdiğiniz geçmişe dönük kaç tane mum? Ben burada 200 tane geliyor orijinal elinde. 200 tane verdim. O mumların hacim histogramını çıkartıyor arkadaşlar. Histogramını çıkartıyor. Daha sonra oradaki bakacak olursanız bu alan son 200 mumdaki en yüksek hacim nerede gerçekleşmiş? Burada gerçekleşmiş arkadaşlar. İşte burası destek direnç gibi çalışıyor arkadaşlar. En yüksek alanı şuralarda hiç hacim yok. Yani hızlı bir hareket gelse burayı kolayca geçebilir. Niye? Burada bir şey olmamış. Bir kavga olmamış. Bir kavga meydana gelmemiş. Yani tabii bir kavga meydana gelmemiş derken kastımız ne? Şu 200 mumu taradığında diyor ki bana. Şuralarda bir kavga meydana gelmedi. Buralarda işleme hacmi hemen hemen hiç olmadı diyor. Son 200 mumla kıyasladığımda diyor. Ama diyor burada büyük kavga oldu diyor. Buralarda diyor. Buralar diyor işte eğer fiyat bunun üstündeyse talep bölgesi altındaysa arz bölgesi olarak çalışabilir diyor.
Kavganın olmadığı, düşük olduğu yerler ise kolayca geçilebilir. Bunu anlaman gerekiyor. Bu indikatör DEM. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum bunu. Ben buna bakıyorum arkadaşlar. Orijinal ayarında da bakıyorum. Bazen yüze küçültüp de bakıyorum. Bu indikatör TradingView'de ücretsiz olarak var. Hacim profili diye aratırsınız, bulursunuz. Evet, geldik TradingView'de gömülü olan TradingView'in kendi indikatörüne. Hacim profili için dediğim gibi bir kullanıcı, bir kod yazarı yazmış bunu. Şey yapmanıza gerek yok. Premium hesabı sahip olmanıza gerek yok. Şimdi bundan geçelim. Bu ekrandakileri sayıyor. Bu ekrandakileri sayıp hesaplıyor demiştik. Hacim profili dediğim mumların sizin verdiğiniz geçmişe dönük kaç tane mum isterseniz o kadar mumun hacim profilini çıkartıyor demiştik. Ona göre size destek ve direnç olarak çalışabilecek noktaları ve zayıf noktaları gösteriyor demiştik. Yani bir nevi supply demand'ları gösteriyor arkadaşlar. Demand diyeyim de. Neyse. Buna gelelim arkadaşlar. Diğer ücretsiz indikatöre. Arkadaşlar bu ise günlüğü alıyor arkadaşlar. Günlüğü alıyor. Yani bir günün şurada bahsettiğimiz bir günlük, bakın bir günlük hacim profili. Bir günlük hacim profilini alıyor. Şu anda mesela arkadaşlar, şu anda dünün hacim profili bu histogrammış. Arkadaşlar şurası. Dünün point of control noktası neresiymiş arkadaşlar? Şurası arkadaşlar. Dünün point of control noktası şu kırmızı çizgiymiş. Point of control noktası bizim manizonumuzun, hacimsel range'imizin kalbi olacak. Şurası. Hacim alanı neresi burada arkadaşlar? Şurada renkli şekilde gösterilen mumlar. Bunun value area high'ı neresi arkadaşlar? Burası. Value area low'u neresi arkadaşlar? Burası. Burası bizim neyimiz arkadaşlar? Value area'mız. Neye göre hesapladı arkadaşlar? Bütün günün gerçekleşen işlemlerin hacmini topladı. O hacmin %70'i nerede birikmiş diye baktı. O hacmin %70'i burada birikmiş. O hacmin %70'i burada birikmiş. O yüzden burada biriken %70'lik hacim arkadaşlar senin value area'nı oluşturdu. Hacim alanını oluşturdu. Bunun en yüksek noktasına value area high, yani en yüksek fiyatlı noktasına value area high, en düşük fiyatlı noktasına value area low dedin. Kalbi olan en yüksek hacimli noktasına, fiyatlı değil, en yüksek hacimli noktasına da point of control noktası dedin. Fiyat, bunu bir range olarak düşünüyorsun. Bunu günlük hacim alanı, günlük hacimsel range olarak düşünüyorsun. Fiyat bunun üstündeyken long bir hasta, altındayken short bir hasta bakıyorsun. Tabi bu kadar kolay değil value area ile trade etmek. Onu söyleyeyim. Bazı ince detayları var. Anlatacağım. Onları da anlatacağım. Ama en kaba tabiriyle, en basit tabiriyle bu şekilde. Yani bunların her biri neymiş? Günlük value area'lar, günlük point of control noktaları ve bunun tamamı ise günlük hacim histogramı imiş. Bunun da anlaşıldığını düşünüyorum. Bakıyorum bunun ayarı değişiyor mu? Değişmiyor. Sadece günlüğü gösteriyor ama benim göstereceğim value area'da haftalık, aylık, onları da görebileceksiniz arkadaşlar. Sizler manizonda, yani manizon indikatörüyle günlük, haftalık, aylık, istediğiniz zaman dilimini, aylık hatırlamıyorum var mıydı da, görebileceksiniz. Böylelikle value area low ne, value area high ne, value area ne, point of control noktası ne, hacim profili ne, buraya kadar anlatmış olduk. Şimdi gelelim dersin başına dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar, biraz önce yaptığım tanımları bir indikatöre döküyoruz. Yani hacim profilini
öyle histogram halinde değil de hacimsel range'i öyle histogram halinde değil de böyle bir range halinde çizgiler halinde göreceğiz. Nasıl olacak bu? Anlatırken tanımını ilk girişte tanımını yaparken bir önceki videoda söylemiştim. Seçtiğiniz time frame'ın burada biz günlüğü seçtik. Seçtiğiniz time frame'ın işlem hacminin gerçekleştiği toplam işlem hacmi hesaplanır. İşlem hacminin %70'lik kısmını kapsayan alan belirlenir. Orası value area'dır. Onun en yüksek fiyatlı noktası value area high, en düşük fiyatlı noktası value area low'dur. En yüksek hacimli noktası ise point of control noktasıdır. Bu da sizin hacimsel range'inizdir arkadaşlar. Bakın ortada bir histogram yok ama siz seçtiğiniz time frame'ın eğer bu günlükse günlük, 4 saatlik ise 4 saatlik, haftalıksa haftalık, seçtiğiniz time frame'ın en hacimli noktasını ve en %70'lik işlem hacminin döndüğü alanı belirlediniz. Onun en yüksek fiyatlı noktası ve en düşük fiyatlı noktasını belirlediniz. Bu da sizin hacimsel range'iniz oldu. Arkadaşlar, bu ekranda gördüğünüz her zaman mesela şu range bir önceki günün verisiyle oluşmuştur. Yani bugünün verisiyle oluşmamıştır. Bir önceki günün verisiyle oluşmuştur. Yine en basit tabiriyle, kaba tabiriyle fiyat buna alttan girerse range klasik range'de olduğu gibi yukarıya doğru gitme eğilimindedir. Burası destek direnç gibi çalışır. Aynı şekilde buradaki value area high ve value area low'un da destek direnç gibi çalışma ihtimali vardır ama işte bizim bildiğimiz klasik range'deki gibi high ve low noktaları kadar değil arkadaşlar. Burada en önemli destek ve direnç gibi çalışacak olan nokta point of control noktasıdır. En kritik nokta, en güçlü nokta point of control noktasıdır. O yüzden bu range'in en çok itibar edilen noktası point of control noktasıdır. Bu nokta biraz sonra göstereceğim. Klasik range'deki gibi klasik range'de neydi? Range low'un orta noktası average price'tı. Point of control noktasında öyle bir short yok. Point of control noktası value area high'a da yakın olabilir. Value area low'a da yakın olabilir. Ya da ortalarda bir yerde de olabilir. İlla orta noktasında ikisinin toplamının ikisi ve bölünmesiyle oluşacak diye bir kaide öyle bir şey değil yani öyle bir tanımı yok. En hacimli nokta diyorum. En hacimli nokta bu %70'lik işlem hacminin %70'lik hesaplamasıyla bulunan alanın high kısmına, value area high'a da yakın olabilir. Value area low'a da yakın olabilir. Veya ortalarda bir yerde de olabilir. Böyle kesinlikle ortada olacak diye bir kaide yok. Arkadaşlar, klasik trade mantığıyla, klasik range trade mantığıyla fiyat buradan girdiğinde buna doğru gelme eğiliminde, eğer bunu geçerse yukarıya doğru gitme eğiliminde diye düşünebilirsiniz. Tam tersi fiyat buna doğru yukarıdan aşağı buna doğru gitme eğiliminde, bunu geçerse aşağı doğru gitme eğilimindedir. Dediğim gibi en çok itibar göstereceğimiz, saygı duyacağımız, önemseyeceğimiz noktası point of control noktasıdır. Ciddi bir destek ve direnç gibi çalışır bu nokta. Ekranda gördüğümüz Manizon Value Area indikatörü arkadaşlar mesela en son buradaki range'i çizmiş, Value Area'yı çizmiş. Bir önceki günün verisiyle oluşur. Yani mevcutta gerçekleşen günün verisiyle oluşmaz. O gün bitmediği için henüz onun verisi net değildir. Hesaplaması net değildir. Bir önceki günün verisini hesaplar. Hemen bakacak olursak. Bakın VPSV ne yapmış? Günlük hacim profilini çıkarmış. Günlük hacim profilini çıkarmış. Günlük hacim profiline göre arkadaşlar value area neresi? Şurası. Bakın günlük çıkarttığı value area burası. Ne yapmış? Bir sonraki günde value area'yı oraya çizmiş indikatör. Görüyor musunuz? Manizon indikatörü value area'yı
şuradaki noktayı gelmiş buraya çözmüş. Point of control noktası nerede? En yüksek hacimli noktası burası. İndikatör o noktayı da bir bölge olarak size çizmiş. En hacimli noktayı bir histogram dikkate alarak, histogramın en yüksek olduğu sütunu dikkate alarak buraya çizmiş. Yani şu veri, şu hacimsel range, value area, money zone bir önceki günde şu hacim profilinin verisiyle oluştu. Şuradaki hacim profilinin verisiyle oluştu. Şimdi mesela şu gün bitmemiş henüz ama diyelim ki bitmiş olsaydı şu hacim profili. Bu hacim profili bir günlük hacim profiliydi arkadaşlar. Bunun point of control noktası neresiydi? Burasıydı arkadaşlar. Value area'sı neresiydi? Şu renkli bölge. Value area şu renkli bölge. Value area high neresiydi? Burası. Value area low neresiydi? Burası. Point of control noktası neresiydi? Burasıydı. O zaman nasıl çizecektik biz bunu? Hemen bakın şöyle kırmızıyla çizeceğiz. Sonra geleceğiz şunu yeşille çizeceğiz. Bir sonraki gün çiziyoruz tabii. Sonra geleceğiz şu noktayı da point of control noktası olarak çizeceğiz. İşte yeni günün arkadaşlar bir sonraki gün oluşacak value area hacimsel range karşınızda. Neye göre çizdi? Bir önceki günün hacim profiline göre çizdi arkadaşlar. Bunu size çiziyor ve veriyor bu indikatör. Böylelikle siz hacim profilini, hacmin, işlem hacminin en çok biriktiği %70'lik kısmı ve en yüksek hacimli kısmı buluyorsunuz. Ve buna göre özellikle de point of control noktasına göre işlem stratejileri yapıyorsunuz. Bakın point of control noktası destek ve direnç gibi çalışıyor. Destek ve direnç gibi çalışıyor. Şimdi çok fazla detay var. O detaylara gireceğiz, anlatacağız. Bakın fiyat value area'nın altında açmış. Value area'nın altında açmış. Fiyat value area'nın üstünde açmış. Bakın value area'nın üstünde açmış. Fiyat value area'nın içinde açıyor. İçinde açtığında point of control noktasının üstünde mi açıyor, altında mı açıyor? İnanılmaz ince nüanslar. Hacim alanları üst üste mi gidiyor, alt alta mı gidiyor, birbirine inside mi oluyor, outside mi oluyor gibi inanılmaz detayları var. Bu serinin başında da söylemiştim. Bu herkese hitap eden bir şey değil. Çok önemli bu konu. Yani herkese hitap eden bir şey değil derken bunu herkes öğrensin. Point of control noktasını, hacim profilini herkes muhakkak bilmeli, kullanmalı. Ama bundan sonraki kısım, buraya kadar olan kısmı herkes bilmeli. Ama bundan sonraki kısım herkesin harcı değil demek istemiyorum. Herkesin harcı ama herkesin ilgi alanı, herkesin tercih ettiği bir trade sistemi olmayabilir. Ben mesela BB bantlarıyla trade etmeyi tercih etmiyorum. Veya ben harmoniklerle trade etmeyi tercih etmiyorum. Price action'la trade etmeyi tercih ediyorum gibi. Kim bir kısım bununla trade etmeyi asla tercih etmez mesela. Ben ediyorum, ayrı mevzu. Ama illa bilinecek, bundan sonra anlatacağım kısım için söylüyorum. Fiyatın bunun içinde açması, üstünde açması, bu range'in altında açması, ortasında açması falan kısmı için söylüyorum. Bunlar herkesi ilgilendiren konular değil. Herkes bunlarla çalışamaz. Ama point of control noktasını bilmek durumundasınız. Hacim alanını yine bilmek durumundasınız. Böyle bir range olduğunu bilmek durumundasınız arkadaşlar. En basit mantıkla, klasik range mantığıyla çalıştığını bilmek durumundasınız. Point of control noktasının çok kuvvetli. Point of control noktasının çok kuvvetli bir destek direnç gibi çalıştığını ya da çalışacağını bilmek durumundasınız. Ve yine hacim profilini bilmek, grafik üzerindeki hacim profilini bilmek, grafik üzerindeki çabuk hızlıca geçilebilecek alanlarla hızlıca geçilmeyecek tepki verebilecek alanları sizlere gösterir. Zaten TradingView bunun farkında olduğu için bunu premium hesaptan ücretli olarak satıyor. Pro hesapta var mı bilmiyorum ama ücretli hesapların
içerisinde olan bir yapı. Sanırım pro hesaplarda kullanabiliyordur. Yani para ödemeden bunu şu hacim profilini VPSV falan kullanamıyorsunuz. Dedikten sonra bizim indikatör, ya istiyorsanız indikatör olarak bunu kullanmayın. Bunu kullanın. VPSV'yi kullanın. Fark etmez. İkisi de aynı şeyi gösteriyor sonuç itibariyle. Hangisini kullanırsanız kullanın arkadaşlar. Önemli olan burada bizim en hacimli noktayı ve onun oluşturduğu hacim alanlarını tespit ederek bunlara göre range mantığıyla trade etmemiz. Şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Klasik range'i anlatırken range high, range low ve bir saygı duyulması gereken bir average price, bir EQ noktasından bahsetmiştik. Range high ile range low'un orta noktasıydı. Bu average price ikisinin toplamının ikiye bölünmesiyle bulunurdu. Arkadaşlar value area high ile value area low'un toplamının yarı işte toplamının ikiye bölünmesiyle point of control noktasını bulamazsınız. Point of control noktası öyle bir şey değil. Point of control noktası şurada da olabilir. Value area high'a da yakın olabilir. Value area low'a da yakın olabilir. Ya da ortalarda bir yerde de olabilir. Fark etmez. Kesinlikle value area high ile value area low ile point of control noktasının bir ilişkisi yoktur. Point of control noktası seçtiğiniz time frame'ın en hacimli noktasıdır. En hacimli nokta neredeyse orada bulunur arkadaşlar. En hacimli nokta neredeyse orada bulunur, ortada bulunmaz. Bu hacimsel range'in kalbi de klasik range'in kalbi nasıl average price ise hacimsel range'inde kalbi point of control noktasıdır. Bundan sonra hacimsel range'ler bittiğinde fiyat bazlı range'lere geçeceğiz. Orada da sistemin kalbi o range'lerde de central pivot range, CPR dediğimiz central pivot range'tir. Klasik range'de average price, EQ. Fiyat bazlı range'lerde central pivot range. Value area'da hacimsel range'lerde point of control noktası sistemin kalbidir arkadaşlar. Ama bir indikatör üzerinde sizlere göstermek istiyorum manizonu, yapıyı. Daha sonrasında arkadaşlar bu videoyu da burada bitireceğiz. Daha sonra az önce belirttiğim herkese hitap etmez dediğim detayları bir video halinde sizlere anlatmayı planlıyorum. Hemen bakalım manizon indikatörü bizlere neler göstermiş. Hacim profiliyle indikatörüyle beraber değerlendirelim, inceleyelim. Arkadaşlar ekranda manizon yani value area indikatörünü görüyorsunuz. Biraz önce anlattığım hacim alanlarını bize günlük olarak gösteriyor. Video süresine baktım yine çok uzamış. Bunun ayrıntılarını bu hacim profilinden daha üstün olan yanı arkadaşlar size haftalık ve aylık hacim alanlarını da veriyor. Biraz önce ben baktım. Yanlış görmediysem ekstra bir indikatör yoksa TradingView'de farklı olarak sadece hacim profilini günlük olarak veriyor TradingView. Diğerleri yok sanırım. Ya da ben göremedim. Yalan olmasın şimdi. Ama gördüğüm kadarıyla sadece günlük hacim profilini bakayım tekrar yine ayarlara satır düzeni satır sayısı 24. Yani değiştirilen bir ayar göremedim ben. Burada. Evet. Bu gelişen olay da arkadaşlar gelecekte olan yani yarın oluşacak olanı gösteriyor. Onu söyleyeyim. Yarın oluşacak olanı gösteriyor. Bunun detaylarına da girerim ne olduğuna. Yarın oluşacak olanı gelişen demek
bugünün değil yarının oluşacak alanı hareket, çünkü bugün daha bitmediği için şu hacim profilini çiziyor ama net değil. Gün kapanışıyla net olur. Arkadaşlar, gün kapanışı henüz gerçekleşmediği için gelişen diye bir yapı koyuyorlar. Neyse, şunu hemen biz bir dönelim tekrar şeye. Neden hata verdim? Arkadaşlar, indikatör süresi, video süresine baktım. Gerçekten çok uzamış. Bu indikatörün basit bir şekilde nasıl kullanıldığını, beraber nasıl kullanıldığını, bu range'i, hacimsel range'in daha doğrusu, indikatör önemli değil de burada hacimsel range mantığını nasıl kullandığımız. Çünkü bu indikatör bize hacimsel range'i veriyor. Bunları sizlere göstereceğim. Bir sonraki videoda arkadaşlar şunlarla beraber göstereceğim. Hangisi daha iyi çalışıyor? İşte haftalık, aylıkta nasıl hareketler olmuş? Bunları sizlere bir sonraki videoda anlatacağım. Daha sonra da arkadaşlar, daha sonra da fiyatın, işte biraz önce de söyledim, bu range'lerin içinde dışında açması, bunların insight olması olmaması gibi durumları sizlerle paylaşacağım. Üstünde altında, range'lerin üstünde altında açması fiyatın ne anlam ifade ediyor? Bunlardan bahsedeceğim. Orası biraz karışık konular olacak. Anlaşılması biraz zor konular olabilir. Herkes açısından değil tabii ki, ama bazı arkadaşlar açısından zor olabilir. Yani PA bana göre çok kolay. Bu da bu arada bir price action konusu. Şurada belirttiğimiz en hacimli bölgeler, point of control noktaları, supply diamond bölgeler arkadaşlar. Çünkü kavganın en yüksek olduğu bölgeler. Biz ne demiştik? Kavga varsa bir yerde arz talep vardır, arz talep dengesi vardır demiştik. Nitekim arkadaşlar, bunlardan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hala hacimsel rençleri anlatmaya devam ediyor olacağız.